arkadaşlar. Bugün 9. sınıflarımızda işlediğimiz tiyatro konusunu ele alacağız. Evet, hemen şöyle açalım. Evet arkadaşlar, tiyatro, öncelikle tiyatronun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tiyatro bir öyküyü sahne olarak ayrılmış bir yerde oyuncuların söz ve eylemleriyle canlandırma sanatına denilir. Olay çevresinde gelişen metinler içerisinde yer alır ve göstermeye dayalı bir türdür arkadaşlar. Sahnede oynanmak için yazılan eserlere dramatik metin adı verilir. Şöyle hemen altını çizeceğim arkadaşlar. Evet, dramatik metin denilir. Bu metinlerin merkezinde olay ve olaya katılan kişiler vardır. Dramatik eserlerde perde ve sahneleri ayrılır arkadaşlar. Hemen şöyle altını çiziyorum. Oyun içinde arkadaşlar, oyun içerisinde ana bölümlerden her birine perde adı verilirken, perdenin içinde yer alan ve kişilerin sahneye girip çıkmasıyla değişen küçük bölümlere de sahne adı verilir arkadaşlar. Tiyatro ilk önce trajedi ve komedi olarak ortaya çıkmıştır. İki kolda gelişmiştir. Daha sonra bunlara dram türü de dahil olmuş ve 20. yüzyılda ise karşımıza absürt tiyatro ve epik tiyatro gibi türler de çıkmıştır arkadaşlar. Evet, şöyle devam edelim. Arkadaşlar, bakın şu tabloyu bir inceleyelim. Türk edebiyatında tiyatro öncelikle iki kola ayrılıyor. Geleneksel tiyatro ve modern tiyatro arkadaşlar. Geleneksel tiyatro, şöyle hemen bir bakalım. Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köy Seyirlik Oyunu, Kukla gibi türlerdir arkadaşlar. Modern tiyatro içinde ise tragedya, komedya, dram, epik tiyatro ve absürt tiyatro vardır. Biz bugün modern tiyatro bölümünü ele alacağız arkadaşlar. Evet, şuradaki nota hemen bir göz atalım arkadaşlar. Buradaki notta modern tiyatro Tanzimat döneminde başlamıştır arkadaşlar. Ve batılı anlamdaki ilk tiyatro türümüz Şinasi'nin şair evlenmesidir. Bunu kesinlikle unutmayacağız, bilmemiz gerekiyor. Evet. Arkadaşlar, Tanzimat döneminde Şinasi'nin dışında Abdülhakimit Tarhan, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi gibi isimler de tiyatro türünde eserler vermiştir. Ancak bu isimlerin dışında Ahmet Vefik Paşa da arkadaşlar Molière'den çeviriler yapmıştır. Şöyle hemen altını çiziyorum, dikkat edelim buna. Milli Edebiyat döneminde ise Musaipzade Celal ve İbn-i Refik Ahmet Nuri tiyatro türünde ön plana çıkmış isimlerdir. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise bu dönemde Orhan Asena, Haldun Taner, Turan Afrazoğlu, Güngör Dilmen, işte Cevat Fehmi Başnut, Recep Bilginer, Ahmet Kutsi Tecer, Refik Erduran gibi isimler de bu türde önemli örnekler vermiştir arkadaşlar. Evet, geçiyoruz. Arkadaşlar, tiyatro metinlerinin biçimsel özellikleri vardır. Şimdi bunlardan bahsedelim biraz. Tiyatroda olaylar yazarın ağzından değil, oyundaki kişiler tarafından doğrudan ortaya konulur. Fakat bazı metinlerde olaylar anlatıcı ve koro tarafından özetlenebilir. Bunlara dikkat edelim. Bazı tiyatro türlerinde ise kişilerin hareketleri dans ve müzik aracılığıyla aktarılır. Evet arkadaşlar, tiyatroda mekan, dekor sayesinde ortaya konulur. Oyunun geçtiği alan bazen bir oda, bazen bir bahçe, bazen bir ev veya sokak olabilir. Bütün bunlara biz dekor adını veriyoruz arkadaşlar. Tiyatro metinleri karşılıklı konuşmalar şeklinde yazılır. Biz bunlara diyalog adını da veriyoruz. Ancak bunun dışında eğer bu konuşma tek kişilikse buna ne ad veriyoruz? Monolog adını veriyoruz arkadaşlar. Evet. Oyunda yer alacak kişiler oyunun başında kişi listesi aracılığıyla aktarılır ve kişilerin birbiriyle konuşurken hangi ses tonunu kullanacaklarını veya hareketlerinin ne olacağı parantez içerisinde o metinlerde verilir arkadaşlar. Evet. Tiyatronun yapı unsurlarına gelecek olursak, bunu
Konular, yer, zaman, kişiler ve dramatik örgü dediğimiz ve bunun yanı sıra bir de çatışmamız var. Bu unsurlardan oluşur arkadaşlar. Evet, yer kavramıyla başlayalım. Arkadaşlar, bütün olaylar belli bir yerde geçer. Ve canlandırılan olaylar yaşandığı zamanı ve çevreye uygun dekor ile sahnede yansıtılır. Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan tüm araçlar dekoru oluşturur arkadaşlar. Çiziyorum böyle. Ve mekan tiyatroda arkadaşlar işlevsiz değildir. Roman ve hikayede yer betimleme ve çözümleme ile anlatılırken tiyatroda taklit edilir arkadaşlar. Bir tiyatroda mekan tasvirleri yapılmaz arkadaşlar. Klasik trajedide burası çok önemli. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Klasik trajedide oyun yazarları için hiç değişmeyen dekor ya bir sarayın ya da bir tapınağın önüdür arkadaşlar. Klasik komedide ise nedir? Sokaktır. Geçiyorum. Zaman kavramına. Arkadaşlar olayın başlangıcı ile bitişi arasında geçen süredir. Ve genellikle arkadaşlar 3 ay sonra, 1 yıl sonra gibi ifadeler kullanılarak zamanda atlamalar yapılır. Trajedide ve komedide olayların en fazla, şuraya dikkat edelim, 24 saatte geçme zorunluluğu vardır. Dramda ise böyle bir zorunluluk yoktur. Evet. Geldik kişilere. Kişilerde ise arkadaşlar tiyatroda kişiler toplumsal ilişkileri içerisinde verilir ve oyundaki kişiler toplumdan soyutlanmaz arkadaşlar. Bu kişilerle karakter ya da tip olarak bize verilir. Bu şekilde bilin. Geldik dramatik örgüye. Dramatik örgü dediğimiz şey tiyatro eserindeki olay örgüsüdür. Ve bu dramatik örgü serim, düğüm, doruk noktası ve çözüm ögeleriyle ortaya çıkarılır. Evet, şöyle onları bir kısaca inceleyelim. Serim dediğimiz oyunun başlangıcı ve ilk bölümüdür. Kişiler burada tanıtılır arkadaşlar. Düğüm dediğimiz yer çatışmalardan ya da kişilerin karakter özellikleriyle oluşturulur. Seyirci üzerinde gerilim oluşturulur. Doruk noktası ise gerilimin ve çatışmanın en üst seviyede olduğu bölümdür. Çözüm bölümünde yer alır. Buna dikkat edelim. Çözüm ise oyunun son bölümüdür. Düğümler burada çözüme kavuşturulur arkadaşlar. Trajedide özellikle son nasıl tamamlanır? Şöyle söyleyelim. Genellikle acı bir olayla falan sonlanırken komedide daha çok böyle düşünme payı bırakan mutlu sonla bitirilir. Bunlara dikkat edin. Evet. Son olarak çatışmaya geldik arkadaşlar. Çatışma tiyatroda anlayış ya da savunulan değerlerin karşıtlığından doğar. Ve özellikle bu ruhsal çatışmalar, engeller, zıt fikirler burada yer alır arkadaşlar. Şu nota dikkat edelim. Oyunu daha iyi anlamak istiyorsak mekan, zaman ve olay ilişkisini bir bütün içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Geldik modern tiyatroya arkadaşlar. Modern tiyatro kendi içinde dediğimiz gibi trajedi, komedi, dram şeklinde üç ayrılıyor. Trajediyle başlayalım. Arkadaşlar diğer bir adı tragedya ve ağlatı anlamına da gelir. Evet, kökeni eski Yunan edebiyatına dayanan trajedi arkadaşlar. Seyircide buraya dikkat edelim. Heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacı güden bir tiyatro türüdür. Manzum olarak yazılır. Bakın bunlar önemlidir, dikkat edelim. Ve baştan sona ciddi ve ağırbaşlı bir hava içerisinde geçer. Erdeme ve ahlaka büyük önem verilir. Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırılmak istenir. Trajedide arkadaşlar kaba, çirkin sözler sahnede gösterilmez. Bununla birlikte vurma, yaralama gibi olaylar da yine sahnede gösterilmez. Bunlar sahnenin gerisinden sadece duyurulur, hissedilir. Konular mitolojiden, Homeros'un destanlarından ve kimi zaman tarihten alınır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Evet.
Kişiler sıradan kişiler değildir. Doğaüstü varlıklar ve yüksek tabakadan insanlar trajedinin şahıslarını oluşturur. Özellikle şuna dikkat edelim. Kahramanlar, krallar ve soylulardır kişileri. Trajedi ise yani şöyle beş perdeden oluştuğunu bileceğiz arkadaşlar. Aralıksız oynanır. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur arkadaşlar. Diyaloglar eserin dramatik bölümlerini oluştururken korolar lirik bölümleri oluşturur. Buna dikkat ediyorsunuz. Ve üç birlik kuralına uyma anlayışı vardır. Ne demek bu üç birlik kuralı? Tek olay, tek zaman ve tek mekan anlamına gelir. Peki bu ne işe yarar? Olaya bir bütün içerisinde bakmamızı, daha iyi anlamamızı sağlar arkadaşlar. Geçiyoruz. Trajedinin temsilcilerine şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar eski Yunan edebiyatında Aeschylus, Sofokles, Evripides, İngiliz edebiyatında Shakespeare ki bunun eserleri içerisinde Romeo, Juliet, Macbeth, Hamlet, Otello ve Kral Lear var. Fransız edebiyatında ise Corneille ve Racine vardır arkadaşlar. Türk edebiyatında trajedi türüne ancak biz 19. yüzyıllarda rastlıyoruz arkadaşlar ve Abdülhamit Tarhan'ın Shakespeare trajedilerinin etkisinde bu tür üzerinden çalışmalar yaptığını bileceğiz. Cumhuriyet döneminde ise Orhan Asena ve Turan Oflasoğlu arkadaşlar, özellikle Turan Oflasoğlu Kösem Sultan adlı eserin bu türün önemli örneğidir. Bileceğiz bunları arkadaşlar. Evet, trajedimiz geldi geriye komedi. Diğer bir adı komedya ve güldüren. Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türüdür. Genellikle güncel konular işlenir. Bakın tragedyanın aslında tersi bir anlayışta. Kahramanlar çoğunlukla halk tabakasından seçilmiştir. Korkaklık, cimrilik gibi huy ve davranışlar arkadaşlar burada daha da abartılarak seyirciye güldürürken düşündürmek amaçlanır. Acı veren olaylar seyircinin gözü önünde gerçekleşebilir. Kaba söz ve söylemler yine aynı şekilde sahnede dile getirilebilir. Üslupta soyluluk aranmamıştır. Buna dikkat edelim. Günlük konuşmalar hakim olmuştur arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Komedyaların değişmez kuralı oyunun mutlu bir sonla bitmesidir. Evet. Tragedyada ne vardı? Orada da acı bir manzum biçimde yazılır. Birbiri ardınca süren yine koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Beş perdeden oluşur ve bir bütün halinde oynanır. Yani perde arası yoktur arkadaşlar. Üç birlik kuralını da yine burada uyulur. Gelelim komedi kendi içinde üçe ayrılır arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Karakter komedisi. İnsan karakterinin gülünç ve aksak yanlarını gösteren bir komedidir. Molière, Cimri ve Tartufo adlı eserini vermiş bu türde. Shakespeare'in de Venedik Taciri karakter komedisinin önemli bir örneğidir. Töre komedisi arkadaşlar, bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedidir. Burada da yine Molière'in Gülünç Kibarlar, Gogol'un Büfette, Şinasi'nin de, burası çok önemli bizim edebiyatımız için, şair evlenmesi töre komedisinin önemli örneğidir. Entrika komedisi ise olaylar merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amacı olmayan bir komedidir. Shakespeare'in Yanlışlıklar komedyası bu türün önemli bir örneğidir arkadaşlar. Bunların dışında şu notumuza dikkat edelim. Yerli komedyası ve satir de vardır arkadaşlar. Geçiyorum. Komedinin temsilcilerine gelelim. Yunan edebiyatında Aristofanes, Menandros, Fransız edebiyatında Molière, İngiliz edebiyatında Ben Jonson ve Shakespeare. Ve şöyle hemen evet, Rus edebiyatında Gogol, Türk edebiyatında da Şinasi bunun önemli örneklerini vermiştir arkadaşlar. Gel gelelim trajedinin komedi arasındaki farklara. Burası önemli çünkü bununla ilgili karşılıklı sorular gelecek. Evet arkadaşlar, trajedide erdemli davranışlar yüceltilirken ahlak dersi verme amaçlanır. Komedide ise bakın güldürme yoluyla ne yapıyor? Düşündürme amaçlanır.
kurguya dikkat edilir. Trajedide konu tarihten ve mitolojiden alınırken komedide günlük hayattan alınıyor. Kişiler soylu kesimdendir. Trajedide, komedide kişiler halk arasından seçilir. Üslupta soyluluk ve ağırbaşlılık aranır ve komediye bakıyorum, üslupta soyluluk aranmaz. Kaba söz ve küfürlere yer verilmez. Nerede? Trajedide. Buraya dikkat et. Komedide ise kaba sözler oyunda yer alabilir. Vurma, öldürme gibi olaylar sahnede gösterilmez. Trajedi için söylüyoruz. Bakın altını çizdi. Komedide ise olumlu olumsuz bütün durumlar sahnede gösteriliyor. Evet. Bu ayrıma iyi varalım arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorular karşımıza gelecek. Gel gelelim diğer bir türlü dram. Arkadaşlar hayatı hem acıklı, altını çiziyorum dikkat et, hem de gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan bir türdür. Romantizm akımı ile ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra konu alanı geniştir. Yani trajedide ve komedideki o ayrım burada yok. Konusunu mitolojiden de alır, tarihten de alır, günlük yaşamdan da alır arkadaşlar. Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilir ve kişiler tek yönlüdür. Buraya dikkat. Tek yönlü. Ne demek? Ya iyidir ya da kötüdür arkadaşlar. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu burada yoktur. Dikkat edin. Öldürme, yaralama ve korkunç olaylar arkadaşlar sahnede canlandırılabilir. Kaba ve arga sözlere yer verilebilir. Dram arkadaşlar hem nazım hem de nesim biçimde yazılıyordu. Trajedi ve komediyi bir hatırlayalım. Onlarda nasıl yazılıyordu? Manzum şekilde yazılıyordu. Burada hem nazım hem de nesir kullanılabiliyor. Beş perdeden oluşma zorunluluğu yoktur. Buna da dikkat ediyoruz. Gelelim buradaki önemli yerimize. İlk örneklerini Shakespeare'in verdiği dramın ilkelerini 19. yüzyıl Fransız sanatçısı Victor Hugo belirlemiştir arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz burada. Dramın temsilcilerine geldik. Bakın burada Goethe'nin Faust, Victor Hugo'nun Hernani ve Cromwell ve Schiller bu türde önemli isimler. Geliyoruz tiyatro terimleri. Bunlar önemlidir. Arkadaşlar adaptasyon yabancı bir eseri yer ve kişi adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme uyarlamadır arkadaşlar. Aksesuar tiyatro sahnesinde kullanılan bir eşyadır. Dekor tiyatroda biraz önce söylemiştik zaten sahneyi eserin konusuna göre düşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın bütünüdür. Ve kendi içinde işte realist, şairane ve stilize olmak üzere üç farklı çeşidi vardır. Diyalog, iki kişi arasında karşılıklı konuşmadır. Roman, hikaye ve tiyatroda, şöyle altını çiziyorum, kahramanların karşılıklı konuşmaları yer alır arkadaşlar. Fairy, masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma bir tiyatro. Özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Fiilinin kişileri arkadaşlar cin, melek, şeytan ve dev gibi olağanüstü yaratıklardır. Olaylar gerçek dışı bir alemde geçer. Jest, tiyatro sahnesinde sanatçıların el, kol ve ayak ve benzeri beden hareketlerine verilen bir adı. Kostüm, tiyatroda sanatçıların giydiği oyuna uygun kıyafetlere denilir. Kulis, tiyatroda sahnenin arkasında bulunan kısımdır. Sahne arkasına belirlen bir yandır. Makyaj, tiyatro ve sinemada sanatçıların yüzlerinde boya ve başka maddelerle yapılan değişikliklerdir arkadaşlar. Evet. Mimik dediğimiz şey bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasına denir. Monolog, biraz önce söylemiştik, tek kişinin konuşması, tek kişilik taklitli bir komedya türü de denilebilir. İnsanın içinden kendisiyle konuşmasıdır arkadaşlar. Şöyle altını çizelim, dikkat edelim buna. Pantomim, eminim hepiniz biliyorsunuzdur. İçinde konuşma olmadan
jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri anlatmaya yarayan bir tiyatro çeşididir. Perde, tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından kapanmasına kadar geçen bölümdür. Piyes, tiyatro eserine verilen bir addır. Rol, opera, operet, tiyatro ve benzeri sahne sanatlarında işte oyuncuların, kişilerin o oyunu sahnede canlandırmalarıdır. Evet, geçiyoruz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar, sahne, işte tiyatro, tiyatro sahnesi anlamına gelir. Tiyatro eserinde bir perdelik bölümün dekor bakımından değişik olan küçük kısımlarını bilinen bir addır. Bir perdelik bölüm içinde kişilerin girip çıkmasıyla değişen bölümdür arkadaşlar. Evet. Suflör, tiyatroda kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı kişidir. Tülahat, yazılı metne dayanmayan, buraya dikkat edin, tülahat da önemli. Yazılı metne dayanmayan, önceden hazırlanmadan sahnede akla geliveren sözlerle oynanan bir oyundur. Perdeli orta oyunu adı da bilinir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Geçiyoruz buraya. Arkadaşlar şimdi tiyatro türleriyle ilgili bazı sorular var. Bunları hemen bir cevaplayalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi klasik komedinin özelliklerinden biri değildir? Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan soylu kişilerden seçme. B. Konuları çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma. C. Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama. D. Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma. E. Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. Klasik komedyada ne vardı? Özellikle bakın B şıkkında konularını günlük yaşantıdan alıyordu. Karakterleri günlük yaşamdan alıyorsa konularını, karakterler de o hayattan kişilerdir. Yani sıradan insanlardır. Dolayısıyla üst tabakadan değildir. Cevabımız nedir? Adana'dır arkadaşlar. Evet. Bu soruda da diyor ki aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın bir özelliği değildir diyor. A. Konuların tarih ve mitolojiden alınması. Evet, tragediyi hatırlıyorum. Konusunu özellikle Homeros'un destanlarından falan da alıyordu. Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi. Evet, doğru. Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun koru ile yansıtılması. Doğru. Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi. E. Üç birlik kuralına uyulması. Şimdi üç birlik kuralına uyulması hem tragedi için hem de komedi için ortak bir özellik. Ancak şuna dikkat edelim. Çirkin ve korkunç olaylar sahnede tragedi için söylüyorum, gösterilmiyordu arkadaşlar. Hatta kaba sözle de yer veriliyordu. Dolayısıyla bizim buradaki cevabımız da denizdir arkadaşlar. Son sorumuz. Yukarıda hakkında bilgi verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Okuyalım. Hayatın acı ve komik yönlerinin bir arada işlendiği tiyatro türü. Her sınıftan kişiler seçilebilir, her türlü olay sahnede gösterilir. Üç bir kuralına uyulmaz. Zaten şurası bana ipucunu da verdi yani hem acı hem komik. Üç birlik kuralına uyulmaması neyi gösteriyor arkadaşlar? Tragedi diyor, dram diyor, komedya, Karagöz Ordu'yu. Cevabımız dram arkadaşlar. Evet, hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Konumuz burada bitmiştir.